Evet arkadaşlar, bugün neredeyiz? Bugün Kaz Dağları'ndayız, Çanakkale'deyiz, Yenice'deyiz arkadaşlar. Evet, Çanakkale ili Yenice ilçesine yaklaşık 40 kilometre mesafede Taban Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Çanakkale ili Yenice ilçesine bağlı Taban Mahallesi'nde 39.250 metrekare net tapu alanına sahip 118 ada 26 parselde bulunan bir tarlamızın çekimiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arazimize aracımızla rahatlıkla geldik. Tabii ki aracımız arazi aracı olduğu için yüksek. O yüzden biraz daha rahat geldik arkadaşlar. Ama normal bir binek arabayla biraz daha sıkıntılı olur. Çünkü yollarda ot var. Arazimiz Çanakkale, arazimiz Taban ana asfaltına 200 metre mesafede. Ana asfalttan direkt tarlamıza 200 metre mesafede arkadaşlar. Görmüş olduğunuz alanda 39.250 metrekare net tapu alanı var arkadaşlar. Müstakil tapu, müstakil parsel, hisseli değil arkadaşlar. Haciz, ipotek yok. Temiz bir tapumuz burası. Öncelikli olarak arazimizle ilgili çok önemli bir bilgiyi sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu arazimize biz Çanakkale İl Özel İdare'den, evet orasında İbrahim Bey anlatsın. Burası için arazi sınıflandırılması müracaatı yaptık. İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve Tarım Orman Bakanlığı'ndan burasının marjinal tarım arazisi sınıflandırıldığına dair raporumuz, yazımız mevcut. Bu da ne demek oluyor? Buraya tarım dışı yapısal faaliyet yapılabiliyor. Burasının resmi kadastral yolu olduğundan dolayı ve dönümünün yüksek olduğundan dolayı buraya büyük bir güneş enerjisi santrali kurulabilir. Buraya rüzgar enerjisi santrali kurulabilir. Buraya hibrit, ikisi bir arada bulunabilen bir santral kullanabilir. Bunun için olur yazısı aldık. Bunun dışında yine başka amaçla marjinal tarım arazisi olarak sınıflandırıldığı için ekoturizm amaçlı bir başvuru yapılabilip o şekilde değerlendirilebilir bir arazi. Ekoturizm derken İbrahim neyi kastediyorsun burada? Yani ekoturizm şu an ülkemizde yerleşim alanı dışında kalan arazilerde yapılaşmaya, yani daha doğrusu yapılaşmanın önünü açan bir yapı. Bu turistik amaçlı yerlerde şu an çok revaçta. İşte bungalov otel, üçgen evlerden oluşan tatil köyleri. Oo, süper. O tarz bir yapıya burası çok müsait. Ya zaten şey olarak da, konum olarak da baksana İbrahim, yani havadar yüksek. Kaz Dağları'nın etekleri oluyor buraları. Etrafı da orman, yemyeşil doğa, muhteşem bir yani manzaraya hakim. Şuraya baksana ya, karşıları her yer. Karşıya baksana dedin, orada da şöyle bir durum var. Güneş enerjisi santrali kurulabilmesinin en önemli şartlarından bir tanesi de güneye cephe. Güneye cephe olması istenir normalde. Bu arazi hafif bir eğimle doğrudan güneye cephe. Allah Allah. Yani buraya kurulacak, bu hem güneş enerji santralinin maliyetini düşürüyor hem de verimliliğini arttıran bir durum. Süper. Evet arkadaşlar, bu konuyla ilgili detaylı bilgileri İbrahim Bey aktardı. Çünkü işe tam olarak vakıf olan arkadaşımız İbrahim bizzat bu işlemleri kendisi takip ettiği için Çanakkale'den bu gerekli evrakları, raporları kendisi aldı, kendisi takip etti. O yüzden ben eksik veya hatalı bilgi vermemek için bu konuyu bizzat İbrahim'e aktardım. O da sizlere gerekli bilgileri söyledi arkadaşlar. Evet, Çanakkale ili Yenice ilçesine bağlı Taban Mahallesi'nde 118 ada 26 parselde 39.250 metrekare net tapu alanına sahip bir tarlamızın içerisinde şu an sizlere izletiyorum arkadaşlar. Burası resmi kadastral yoluna cephe. Aracımızla buraya geldik. Yolumuz sağlam, düzgün. Ama tabii kışın yağmurlar yağdığı zaman o ana asfaltla tarlamız arasındaki o 200 metrelik mesafe biraz malzeme çekildiği takdirde yaz kış buraya rahatlıkla gelebiliriz. Çünkü Taban ana asfaltına, Taban mahallemizin ana asfaltına 200 metre mesafede arkadaşlar. Çok yakın. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar, arazimizin içerisinde belli büyüklükte ağaçlarımız mevcut. Bakın hemen burada görüyorsunuz. Hemen bakın İbrahim Bey'in arkasında yine 2 tane 3 tane ahlat burada ağacı mı? Büyük ağaçlar da mevcut. Ahlat ağacı.
Çok tatlı aşağıya doğru, bakın gittiğimiz istikamete doğru çok tatlı bir eğimi var. Düz bir arazi değil, dümdüz bir arazi değil, eğimli bir arazi değil. Hafif tatlı eğimler olan yerleri mevcut. Alt tarafında bir deremiz var. Tabi yazın kuruyor ama kışın akıyor. Bakın sevgili takipçilerimiz, arazimin içerisinde ilerliyorum. Yani yuvarlamak gerekirse 40 dönümden 750 metrekare eksik burası arkadaşlar. Arazimiz büyük ve gayet görmüş olduğunuz gibi arazimizin her noktasına yürüyerek de gidebiliyoruz. Arazimin içerisinde rahatlıkla gezinebiliyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde 40 dönüm bir tarlamız var burada. Söylemek istediğim bir şey var mı İbrahim? Yok, hayır. Ben ağaçlar, yeşillik çok hoşuma gitti. Evet, harika. Şimdi zaten drone çekiminde de sevgili takipçilerimiz daha iyi anlayacaksınız. Biraz sonra drone çekimine geçeceğiz. Etrafı, doğayı, çevresini, ana asfaltı hepsini sizlere izleteceğiz arkadaşlar. Siz de böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız 0539 783 68 0, 0537 610 66 25 numara telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak bu harika arazilerimizi, arsalarımızın çekimlerini izleyebilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Buradaki Çanakkale ili Taban Yenice ilçesine bağlı Taban mahallesinde 118 ada 26 parselde bulunan tarlamızın çekiminden sonra yine Taban mahallemizde 3 tane arsamız var arkadaşlar. Bunun bir tanesini dün kaporasını aldık. 2 tane daha orada arsamız var. Onların çekimine geçeceğiz. Bir sonraki videomuzda Çanakkale ili Yenice ilçesine bağlı Taban mahallesinde 3 parselden oluşan 2 tane satılık, çünkü birinin kaporasını aldık, 2 tane satılık arsamız olacak arkadaşlar. Boş bir arsamız var. İnşaat yaptırmak istiyoruz ya da eski bir evimiz var, tadilatını yaptırmak istiyoruz arkadaşlar. Biz Demirelli İnşaat ve Emlak olarak temelden çatıya kaba ince inşaat işlerinizde her daim hizmetinizdeyiz. Çanakkale bölgesinde, Balıkesir bölgesinde, turizm bölgesi olan Ayvalık, Altınova sahil kesiminde de inşaatlarımız devam etmektedir arkadaşlar. Siz de böyle harika bir doğaya sahip, muhteşem bir oksijene sahip bir yer sahibi olmak istiyorsanız bu yeri kaçırmayın diyorum arkadaşlar. Ekoturizmle ilgili alınan yazıları, raporları videomuzun başında İbrahim Bey anlattı. Tekrar anlayamadığınız, kafanıza takılan bir yer olsa söylemiş olduğumuz 0539 783 68 çift 0 videomuzun başında aktarmış olduğumuz bilgilerden eksik veya sormak istediğiniz bir şey varsa da 0500 37 610 66 25 numaralı telefondan İbrahim Bey'den bilgileri, detaylı bilgileri alabilir. Evrakla ilgili de sizlere resmini çekip atabiliriz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Şu harika manzaranın oksijenini şöyle bir almak istiyorum. Sizleri drone çekimiyle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.